kaka attı ondan sonra. Sonra gelin beraber bir kahve içelim dedi. Haklısın dedi kardeşim, ne yapalım filan. Çıktım. Ne güzel anılarımız var. Güzel bir genç arkadaş. Ya dedi çok ufak tefek espriler yazıyorsun, ne diyorsun mecmuaya denge. Bu derken Babali'ye adım attık. Ve bir gün geldi, Abdi İpekçi geldi. Benim sağ kolum Halit Kıvanç dedi. Yani basında bilmem neye Büyük Millet Meclisi ödül verdi Milliyet Gazetesi'ne ama işte, Milliyet'i Abdi mi dedi, Abdi Milliyet'i yaratan dedi. Abdi İpek diyorlar, hayır dedi. Halit Kıvanç dedi. Hatta aramızdaki 6-7 yaş fark dedi. Yani Halit abim olmasa ben olmazdım filan. Yani böyle bir şey oldu. Ondan sonra 30 sene mi ne Milliyet, 35 sene. Ondan sonra bir problemler oldu, ayrıldık. Özel günlük spor gazetesi Öğleyin, Fotospor. Ya Türk Fotospor zannediyorum. 3 arkadaş 2 seneye içe, 2. seneye basarken kapattık. Çünkü milyonluk, milyarlık gazetelerle hepsini geçiyoruz sizde tarafta. Yani çok memnunlar. Fakat mali sermayemiz yok. Cebimizde 50 lira var. Kapattık gazeteyi. Bir sene yat çıktı ama. Yani patronduk. Ondan sonra patron da yaşlı adam.